Merhabalar, 5 dakikada Hollanda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile beraberiz. Şu an Ramazan bayramı devam ediyor, ikinci günü. Ben de bu videoyu izleyen herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Öncelikle sizlerle güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Sonra konuma devam edeceğim. Evet, Nisan-Mayıs aylarında eğer bir okulda siz geçici sözleşmeyle çalışıyorsanız o okulda kalıp kalmayacağınız belli oluyor. Eğer okul sizden memnunsa belki bir yıl daha süreli sözleşme, eğer yine bir başka ihtimal süresiz sözleşme teklif ediyor. Önümüzdeki yılla alakalı artık iki okuldan birini bırakıyorum. İkinci okulumda önümüzdeki yıl süresiz sözleşme ile devam edeceğim. Bu gerçekten hiç beklemediğim bir şeydi. Çünkü genelde hep şunu duymuştum. Bir okulda çalıştıktan en az 2 yıl sonra sana süresiz bir sözleşme teklif edilir diye duymuştum. Ben ikinci okuluma başlayalı hemen hemen 6 ay oldu ama bana bunu teklif ettiler. O yüzden önümüzdeki yıl artık tek bir okulla devam edeceğim. Ve bu okulu gerçekten diğer okuluma göre açık ara çok daha kaliteli, çok daha iyi buluyorum. Ekip arkadaşlarımı, çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum. Önümüzdeki yıl böyle bir gelişme oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca fizik zümresiyle haftada bir gün beraber olacağım. Bir farklı bir gelişme. Ders asistanlığına ek olarak haftada bir gün fizik öğretmenlerine yardımcı olacağım. Artık fizik zümresine dahil olacağım. Amacım tabii ki hazır olduğumda fizik öğretmenliğine geçiş yapabilmek. Açıkçası bu ikinci çalıştığım okul bunu yapabilme adına her konuda bana destek oluyorlar. O yüzden önümüzdeki yıl yine yoğun, yorucu, zorlu ama sonucu güzel bir sezon beni bekliyor olacak. Evet, şimdi gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konum bir öğretmen olarak malum 1,5 yıldır artık çalışıyorum. İki farklı okulda çalışıyorum. Birinde 6 aydır çalışıyorum. Bir öğretmen olarak gözlemlediğim farklılıklar neler oldu, neler dikkatimi çekti. Onları not aldım sizler için. Ama şunu da söylemek istiyorum. Aslında bu anlattığım şeyler burada pek çok iş yeri içinde geçerli. Hani onu da belirtmiş olayım. Evet, bakalım okulda neler benim bir öğretmen olarak, bir okul personeli olarak dikkatimi çekti ya da farklı geldi. Hemen notlarımı sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Öncelikle burada en çok hani farklı gelen şey herkesin birbirine sen diye hitap etmesi. Evet, Hollanda'da sen ve siz olmak üzere iki farklı kavram var. Malum İngilizce'de bunun her ikisini tek bir kelime karşılıyor ama burada siz diye bir kavram var. Ama okula başladığınız andan itibaren müdür, müdür yardımcısı, diğer idareci, personel de dahil olmak üzere herkese direkt ismiyle ve sen diye hitap etmeye başlıyorsunuz. Bu gerçekten ilk zamanlar farklı gelse de artık şu an çokça kabullendiğim ve alıştığım bir durum oldu. İster okul müdürü, ister okulun diğer önemli personelleri olsun hiç fark etmez. Hepsine ismiyle hitap ediyorsunuz. Buna alıştım. Hatta bazı okullarda, staj yaptığım okullardan birinde ben bunda karşılaştım. O okulun bir kuralıymış bu. Öğrenciler de öğretmenlere sen diye hitap ediyor ve ismiyle hitap ediyordu. Hatta ben bizzat buna şahit de oldum ders gözlemlediğim sırasında. Yani direkt sana işte Emine sana bir soru sormak istiyorum diye hitap ediyor öğrenciler. Ama bu çok her okulda olan bir şey değil ama staj yaptığım bir okulda böyle bir kural vardı. Açıkçası ben isim ezberlemekte çok zorlanıyorum. Hollandalılar bu konuda gerçekten çok iyi. İnanın bir kere konuştuğum ve tanıştığım iş arkadaşlarım bir sonraki sefer mutlaka bana Emine diyebiliyor. Ama ben gerçekten isimler çok farklı olduğu için, telaffuzları zor olduğu için isimleri ezberlemekte çok zorlanıyorum. Hatta şu an önümüzdeki yıl devam edeceğim okulun bütün personel fotolarını ve isimlerini tarattım bilgisayarımda şu an. Zaman zaman bakıyorum kim kimmiş, ismi neymiş diye. O yüzden bu isim ve sen diye hitap etme artık benim de çok kabullendiğim bir şey oldu. Diğer zorlandığım bir konu da burada aslında okul personelinin hem ismini hem soy ismini bilmek zorundasın. Şundan dolayı biz Türkiye'de işte öğrenciler bize Emine Hoca ya da Emine Öğretmenim diye hitap ediyor ama burada direkt soyadımızla öğrenciler bizi biliyor. İşte Bay Şahin ya da Bayan Şahin olarak bizi biliyor öğrenciler. O yüzden diyelim ki örneğin ben şeyde çok karşılaşıyorum çalışma alanında otururken. Mesela bir öğrenci geliyor işte diyor ki şu nerede biliyor musunuz diyor. Soruyor bana işte atıyorum
Mefrav Şahin nerede biliyor musunuz diyor. Siz tabii o sırada o personelin, okul personelinin hem ismini hem soy ismini bilmelisiniz ki o çocuk size kimi soruyor. Yani benim en çok zorlandığım konu bu. Yani okul personelinin hem ismini hem soy ismini bilmek zorundasınız. Çünkü öğrenciler bütün personel genel olarak tabii ismini bilseler de genel olarak hep soyadıyla hitap ediyorlar. Bu benim en çok zorlandığım konu. Ama eminim bir okulda birden fazla yıl zaman geçirdiğimde herhalde kolaylıkla öğrenirim diye düşünüyorum. Evet, diğer bir farklı konu. Burada okulların etrafında böyle hadi öğlen arası çıkalım yiyelim gibi bir kavram yok. O yüzden diğer iş yerlerinde de büyük ölçüde bu böyle. Eşimden dolayı biliyorum. Burada herkes kendi beslenmesini getiriyor. Beslenme kutuları var. Herkes işte o gün için kendine ne hazırladıysa öğretmenler olarak. Teneffüslerimizde herkes işte beslenme kutusunu çıkarıyor ve yiyor. Bağımsız olarak yiyor. Hani birbirine ikram etme diye bir şey yok. Aslında ben bunu çok kolay buluyorum. Neden? Çünkü ister istemez ikram ettiğinizde yanınızda daha fazla getirmek zorundasınız. Bir de yerler mi yemezler mi onu da bilmiyoruz. O yüzden o şeyden kurtuluyorsunuz burada. Kendi beslenmenizi getiriyorsunuz. Teneffüslerde herhangi bir şekilde ikram etme zorunluluğu olmadan beslenmenizi yiyorsunuz. Ben artık ilk zamanlar hep aynı şeyleri yiyordum ama son zamanlarda artık her haftaya özel farklı menüler çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü okullarda donanımlı mutfaklar var. İşte buzdolabı, mikrodalga, bulaşık makinesi, çay kahve makineleri, hazır çorba makineleri gibi böyle tam teşekküllü mutfaklar var. İşte tabak, çatal, kaşık, aradığınız her şey var. O yüzden çok rahat pek çok şeyi getirip orada rahatlıkla hazırlayabilir, mikrodalgada ısıtabilir ya da buzdolabına koyup istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Ben de artık buna yavaş yavaş alıştım arkadaşlar. Evet, bir diğer konu mesela Türkiye'de çok böyle hani ayıp sayıp konuşamayacağınız konular mesela burada çok rahatlıkla konuşulabiliyor. Tabii ki buradan şu anlaşılmasın. Hani çok saygısızca, edepsizce konuşuluyor anlamında değil. Bizlerin belki hiç konuşmaya çekindiği herhangi bir konu burada rahatlıkla konu olabiliyor, sorulabiliyor sana. Ben tabii özellikle ders aralarında mümkün olduğunca herkesle sohbet etmeye çalışıyorum. Kimi boş bulursam tanıdıklarımdan ya da tanımıyorsam da tanışmaya çalışıyorum. Hemen herkesle sohbet etmeye çalışıyorum. Bu çok önemli. Bunu zaten hiç kimse yadırgamıyor. Yani seninle biraz konuşabilir miyim dediğinde genel olarak işi varsa zaten bunu söylüyor. İşi yoksa tabii ki deyip sizinle sohbet ediyorlar. Bu da yine artık buraya alıştığım konulardan bir tanesi. Diğer bir durum tabii öğretmenlerin, öğrencilerin istediği her türlü kıyafetle vesaireyle gelmesi. Tabii Türkiye'de genel olarak forma uygulaması var. Yine belli başlı yasaklar var ama burada isteyen istediği şekilde gelebiliyor, giyebiliyor. Öğretmenler de aynı şekilde ve genel olarak yani çok aşırı şey diyemeyeceğim. Yani bazı öğretmenler gerçekten çok şık, bakımlı. Bazıları gerçekten günlük kıyafetle, spor halleriyle gelmiş. Yani her türden öğretmeni, öğretmenler odasında ya da personeli görebiliyorsunuz. Bu da yine benim için çok büyük bir rahatlık. İstediğim şekilde, istediğim kıyafeti tercih edip okulda giyebiliyorum. Diğeri dua odasının olması. Mesela benim ilk çalıştığım okulun herhangi bir dini inancı yok ama önümüzdeki yıl devam edeceğim ve ikinci olarak başladığım okulda bir dua odası var. Bu dua odasında kendini kötü hissettiğin zaman, işte dua etmek istediğin zaman ya da ne bileyim bir acı kaybın oldu, hala üzgünsün, onu orada hani yaşamak adına böyle bir dua odası yapılmış. Orayı mesela istediğin zaman istediğin şekilde kullanabiliyorsun, mum yakabiliyorsun. Bu da yine farklı bir uygulama. Diğer bir farklılık, sınıfların burada her yerden görülebilecek şekilde açık olması, büyük camlarının olması. Yani bir öğretmen olarak sınıfa girdiğinizde dışarıdan rahatlıkla herkes sizi görebiliyor. Bu benim ilk olarak Hollanda eğitim sisteminde dikkatimi çeken şeydi Sinem'in okulunda ama şu an çalıştığım liselerde de aynı şekilde gelen geçen çok rahatlıkla sizi sınıfta ne yaptığınızı görebiliyor. Böyle bir şeffaflık söz konusu. Bu da çok dikkatimi çekmişti. Genel olarak okul personeli çok sakin, neşeli.
Yani kimsenin hiçbir şey için acelesi yok. Zaten Hollanda'ya gelenler bunu kısa bir süre sonra kavruyor. Burada hayat biraz daha rahat ve yavaş ilerliyor. Yani aşırı bir stres, sıkıntı yok. Yani şöyle söyleyeyim, biz Türkiye'de çalıştığımız performansın yani 1/5'iyle burada çalışsak yine de çok çalışmış sayılabiliriz, yani öyle söyleyeyim. Genel olarak yani insanlar okul ortamında sakin, rahat, neşeli. Yani ben açıkçası hiç iki kişinin birbirine böyle bağırdığını, çağırdığını, ne bileyim ses, yüksek sesle konuştuğunu hiç görmedim. Ha, mutlaka böyle şeyler oluyordur ama benim genel olarak okul hayatında gözlemlediğim, herkesin mutlaka neşeli, güler yüzlü olması. Tek tük mutlaka hani olacaktır işte selam vermeni, ama benim karşılaştığım genel olarak kim beni fark etse mutlaka selam veriyor. Yani selam vermeden geçenle hiç karşılaşmadım. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani okul ortamına girdiğiniz zaman o pozitif enerji size yansıyor. Mutlaka bir günaydın alıyorsunuz. Mutlaka insanlar artık çıkıyorsa okuldan bir size güle güle diyor. Yani bu pozitiflik size de gerçekten tüm gün yansıyor. Bundan dolayı da çok memnunum. Yani bu pozitifliği hissettiğiniz zaman okulda gerçekten kendinizi daha rahat ve daha mutlu hissediyorsunuz ve yapacağınız işlere de daha iyi konsantre olabiliyorsunuz. Öğretmenlerin burada zaman zaman kabin valiziyle gezmesi benim dikkatimi çekiyor. Tabi burada sınıf sınıf geziyor öğretmenler, öğrenciler biliyorsunuz. Her derste farklı bir sınıfa gidiyor. Bu öğretmenler için de geçerli. Öyle olunca işte kitabıydı, defteriydi, laptopuydu, işte su şişesiydi, beslenme kutusuydu, şalıydı derken evet, bir öğretmenin aynı anda yanına alması gereken çok şey olabiliyor. O yüzden bu öğretmenlerin bu şekilde kabin valiziyle oradan oraya gezdiğini görüyorum. Tabii bu herkes için geçerli. Daha çok herkesin mutlaka sırt çantası var ama bu şekilde valizle gezenleri de görüyorum. Bu arada az önce atlamışım, notlarda gördüm. Mutfakta çay, kahve, hazır çorba, her şey var ve biz bunlar için günlük bir ücret ödüyoruz. Yani en başta işe alınırken bana sordular. Yani bunlardan istifade etmek ister misin? Tabii ki dedim. Şu an ben o okulda 3 gün çalışıyorum. 3 gün için 5 euro ödüyorum ama sınırsız çay, kahve, hazır çorba tüketebiliyorum. Ve kahve makinemizde pek çok farklı çeşit kahve de yer alıyor. Bunun için her ay maaşımdan bu kesinti yapılıyor. Bu da çok pratik geldi bana. Yani herhangi bir para toplama gibi bir şey söz konusu değil. Otomatik olarak maaşınızdan alınıyor. Tabii eğer ben faydalanmak istemiyorum derseniz de bu da sizin tercihiniz ama kimsenin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çünkü öğretmenler odasında gerçekten çay, kahve bizim bir nevi enerji kaynağımız. Evet, bir diğer farklılık okulda pek çok statüde insan var. İşte öğretmen var, öğretmen yardımcıları var. İşte konjerji dediğimiz işte okulun temizliğidir, donanımıdır, bakımıdır, o tarz işlerle ilgilenen bir yer var. İşte maaştır, bordrodur, muhasebeyle ilgilenen yerler var. Yani çok farklı şey var, yani bölümler var okulda. Ama öğretmenler odasında hiçbir zaman hiçbir statü farkını hissetmiyorsunuz. Yani müdürle de gelip rahatlıkla konuşuyorsunuz. İşte bütün sınıfın çöplerini toplayan kişiyle de rahatlıkla oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Yani hiç kimsenin böyle anlayamıyorsunuz, yani hani kim kimden üstün ya da değil. Müdür yardımcısı gibi önemli insanlar ki rahatlıkla geliyorlar, çaylarını alıyorlar, sizinle oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Yani bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani okulda ben hiçbir zaman hani şu an ben öğretmen değilim, öğretmen yardımcısı diyelim. Hiçbir zaman kendimi diğerlerinden farklı hissetmedim. Yani diğer bir öğretmenden farklı hissetmedim. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani hiçbir farklılık gözetilmeksizin herkesin aynı anda aynı yerde olması, birbirleriyle ilişkilerinde de bunu hiçbir zaman hissettirmemesi. Bu benim yine çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Evet, diğer bir farklılık, doğum günlerinde sen bir şeyler ikram ediyorsun. Benim de işte doğum günüm yaklaşıyor Temmuz ayında. Ben de herhangi bir ikramı planlayacağım kendi adıma. Bunlar çok farklı şeyler olabiliyor. Yani genel olarak çikolatadır, tarttır, işte bisküvidir, kurabiyedir, meyvedir. Pek çok şeyi ikram edebiliyorlar. Okul öğretmenler odasında belirli bir yer oluyor. Oraya ikramını koyuyorsun ve oraya da yazıyorsun. İşte ik ben Yarık, işte ismini yazıyorsun.
Ve oradan insanlar gelip ikramlarını alıyor. Yine senin yanına gelip kutlayanlar oluyor. Bu da bana farklı gelmişti. Çünkü bizde nasıldır? Senin doğum gününse sana iş arkadaşlara sürpriz yapar, bir pasta kesersiniz mesela. Ama burada sen ikram ediyorsun ve insanlar seni tebrik ediyor. Bu da bana farklı gelmişti. Evet, hemen bir su arası verelim. Evet, yine branşlarla ilgili ufak tefek farklılıklar var. Ben inşallah yine YouTube konularımın arasında branşlardan bahsetmek de var ilk fırsatta. Yani YouTube'u bırakmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü artık eğitim sisteminde gitgide ilerliyorum. İnşallah kendimi bir öğretmen olarak da görüyorum Hollanda eğitim sisteminde. Bundan dolayı YouTube videolarımın devamı mutlaka ve mutlaka gelecek. Branşları da anlatmayı düşünüyorum. Mesela ne gibi işte matematik burada matematik A, matematik B, matematik C ve matematik D olmak üzere mesela ayrılıyor. Bu mesela ufak bir farklılık. Bu da yine hani dikkatimi çek. İster istemez hep branşları dikkatle inceliyorum ben de. Bir başka farklılık. Burada öğretmenler eğer okulları uygun bir mesafedeyse mutlaka bisikleti tercih ediyorlar. Hatta 15-20 kilometrelik mesafe için bile sürekli bisiklet kullanan personeller var. Tabii genellikle elektrikli bisikleti tercih ediyorlar. Onlar sabahleyin tabii geldiğinde çok terlemiş oluyorlar. O yüzden okul personeli için bir duş alanı var. Bildiğiniz bir banyo arkadaşlar. Ben de merak ettim. Bir gün girdim. Böyle havlular asılı, herkesin kişisel havlusu var. Şampuanlar var. Bildiğiniz bir duş alanı var personel için. Ondan sonra duşunuzu alıyorsunuz. Yeni kıyafetlerinizle birlikte ders vermeye başlıyorsunuz. Ya da işinizin başına geçiyorsunuz. Yine burada tüm öğrenciler gibi tüm öğretmenlere de laptop veriliyor. Bu da çok güzel bir şey. Benim şu an her iki okulumdan almış olduğum iki tane laptopum mevcut. Bir tanesini tabii ki diğer okuldan ayrılacağım için geri vereceğim. Bu da çok güzel. Yani tüm öğrenci ve öğretmenlerin laptopu var. Çünkü ders sırasında da şu an görüyorum. Öğrenciler bütün her şeyi o laptoplar sayesinde takip ediyor. Gerçekten bu işi oldukça kolaylaştırıyor. Gelelim teneffüs kavramına. Biz teneffüse şöyle alışığız Türkiye'den. İşte 50 dakika, 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs, ders teneffüs, ders teneffüs şeklinde gidiyor biliyorsunuz. Belki değişik uygulamalar olabilir ama genel olarak ben çocukluğumdan da ortaokul, liseden de o şekilde biliyorum. Burada teneffüs kavramı birazcık farklı. Ben şu an staj yaptığım okullar, çalıştığım okullarda hep aynı şeyi gördüm. İki tane teneffüs var sadece. Biri böyle 10.30-11 civarı 20 dakikalık bir teneffüs. Diğeri de 12.30-1 civarı 30 dakikalık bir teneffüs. Bu teneffüsler size ait. İşte burada tabii teneffüslerde bir okul bahçesi kavramı çok yok. Yani o anlamda burada okullar biraz farklı Türkiye'den. İşte Türkiye'de bahçe kapısı kapalı olur. Orada hatta bir görevli olur. Gireni çıkanı denetler. Ama burada okul bahçe kapıları tamamen açık. Herhangi bir görevli yok bekleyen. Neden? Öğrenciler istediği zaman giriyor, çıkıyor. Yani ders sırasında bulunma sorumluluğu öğrenciye ait. Diyelim ki öğrencinin dersi düştü. İki ders arasında bir 40 dakika boşluğu var. Çok rahat eve gidip gelebiliyor. Bisikletine atlayıp bir eve uğrayıp gelebiliyor. O anlamda böyle okul bahçeleri böyle insanlar çıkıyor gibi bir şey yok burada. Öğrenciler çıkıyor diye. Çıkanlar var mutlaka ama genelde diğer her iki okulumda da aynı şeyi görüyorum. Genelde öğrenciler içeride, merdivenlerde, yerlerde oturuyorlar. İşte beslenmelerini çıkarmış onları yiyorlar. O anlamda bu teneffüs kavramı da bana farklı gelmiş. Tabii şimdi ona da alıştık. Zaman zaman ben de ikinci okulumda ders teneffüsler sırasında biz de gözetmenlik yapıyoruz. Hani bahçe nöbeti derler ya, biz de aslında binanın içinde o nöbeti tutmuş oluyoruz. Diğer bir durum, eğer hasta isen bunu sadece okulun bildirme sistemiyle okula bildirmen yeterli. Diyelim ki ben yeni okulumun sisteminden bahsedeyim. Diyelim ki ben gece 12'de rahatsızlandım ve okula gidemeyeceğim. Hemen bir telefon numarası var öğretmenlerin bunu bildirmesi için. Bir ses kayıt sistemi. Yani gece isterseniz 2'de 3'de bile arayabiliyorsunuz. Arıyorsunuz, sadece o ses kaydında adınızı, soyadınızı ve kısaltmanızı söylüyorsunuz. Biliyorsunuz burada öğretmenler bütün
sistemlerde soyadlarının genelde ilk 3 harfinden oluşan bir kısaltmalarla anılıyor. Onu söylüyorsunuz ve neden okula gelemeyeceğinizi bildiren bir konuşma yapıp telefonu kapatıyorsunuz. Bunu yapmanız yeterli. Tabii sonrasında da ilk fırsatta amirinize mail atabilirsiniz. Ve sizden herhangi bir rapor beklentisi yok. Hadi işte diyelim ki 2 gün kendinizi kötü hissettiniz, 3 gün kendinizi kötü hissettiniz. Yani hiç kimse bunun peşine düşmüyor. Yani burada güvene dayalı bu. Yani hastaysanız evet gerçekten hastasınızdır. Hani hiç kimsenin aklına bu numara yapıyordur, bu hasta değildir gibi bir şey gelmiyor. Bu da yine çok hayatı kolaylaştıran bir şey. Yani işte zaten hastasınız. Belki doktora gitmeden bir gün evde dinlenmeniz yeterli olacak. O sırada işte doktora gitmeliyim, rapor almalıyım gibi bir derde düşmüyorsunuz. Bu da çok çok güzel. Yine onun dışında herhangi bir başka hasta olmanızın dışında acil şeyler gelişti. O konuda da çok anlayışlılar. Yani haber vermeniz yeterli. Bu konuda açıkçası hem çocuklarımın ihtiyacı olduğu zaman hem benim de öğretmen olarak ihtiyacım olduğu zaman gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Yani burada tamamen güvene dayalı yürüyor. Yani hastaysanız evet bu kişi hastadır. Hatta şöyle bir panik de yaşamıyorsunuz. Diyelim ki Türkiye'de şöyle olabiliyor açıkçası. İşte diyelim ki 2 gün hastasınız. Aslında bir gün daha yatsanız çok iyi olur ama siz şöyle bir endişeye kapılabiliyor. İşte işler gecikiyor, gitmem lazım. İşte insanlar ne düşünür? Burada ise öyle değil. Bilakis daha hasta olup tam toparlanmayıp işe geri döndüğünüzde bunu çok yadırgıyorlar. Ya neden geldin ki diyorlar. Ya sen hastasın, neden geldin? O yüzden bu konuyu burada seviyorum gerçekten. Hastaysan, ihtiyacın varsa dinlenebiliyorsun ve bunu anlayışla karşılıyorlar. Onun dışında maaş alma günleri biz birinde ya da 15'inde almaya alışırız Türkiye'de. Burada genel olarak 24-26 arası bir tarihte yatıyor arkadaşlar maaşlar. Evet, şimdilik açıkçası aklıma gelenler bunlar. Yani bir öğretmen olarak okulda böyle gözüme çarpan farklılıklar. Ama inanın bütün bu farklılıklara ben fazlasıyla alıştım. Hatta şöyle yıllardır buralarda çalışıyormuşum, bu okullarda çalışıyormuşum gibi bir his de geliyor yani. İkinci okulumdan oldukça memnunum. Ekip arkadaşlarımdan çok memnunum. Ve herkes bana karşı çok yardımcı. Hiçbir zaman bana da ara ara soruyorlar yani Türk olduğun için, yabancı olduğun için dışlandığın oldu mu? Kesinlikle hayır. Kendi adıma bu soruyu cevaplıyorum. Başkaları başka şeyler yaşamış olabilir ama ben kiminle karşılaştıysam, kiminle konuştuysam herkes benim hikayemden, gayretimden çok etkileniyor. Ve sıkıntıya düştüğüm her konuda bana çok yardımcı oluyorlar. Benim işte eksik konuşmamı, yanlış konuşmamı hiç yadırgamıyorlar. Ve hep bana şunu diyorlar. Yani senin 3 yılda Hollanda'da geldiğin noktaya biz aynı şekilde Türkiye'ye gitmiş olsaydık kesinlikle biz aynı noktaya gelemezdik diyorlar. Yani onu söyleyebilirim. Yani okul ortamlarında mutlaka ki tek tük kötü insan olacaktır. Ona ben bir şey demiyorum. Ama ben genel olarak hep iyi insanlarla karşılaştım. Genel olarak öğretmen arkadaşları da yüreklendirmek istiyorum. Yani Hollanda'nın öğretmen ihtiyacı var. Bizim de buraya diplomamızla gelmişiz. Bunu kullanmak istiyoruz. Hem kariyerimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hem para kazanmak istiyoruz. Yani maddi manevi bu durumu kullanmak istiyoruz. Korkacak hiçbir şey yok. Sadece hepimize birazcık cesaret lazım. Hollandaca ise bir okyanus arkadaşlar. Yani ben 3 yılı geçti. Emek veriyorum ama hala yeterli değil. Çünkü bir yetişkin olarak yani 40 yaşına kadar Türkçe konuşup Türkçe düşünüp şimdi beyni bambaşka bir şeye zorlamak o kadar kolay değil. Ama her gün daha iyiye gittiğimi hissediyorum. İnsanlar da bunu biliyor. Önemli olan elinden gelenin en iyisini yapmak diyorlar. Zamana ihtiyacım var. Birkaç yıl sonra geldiğin noktayı sen bile hani geldiğin noktaya sen bile inanamayacaksın diyorlar. O yüzden herkese birazcık cesaret diyorum. Hepimiz yapabiliriz. Ben açıkçası bu kadarını yaptıysam eminim beni izleyenler arasında çok daha kabiliyetli, çok daha yetenekli insanlar çok daha iyisini ve güzelini mutlaka yapacaklardır. Umarım bu video dinleyenler için faydalı olmuştur. Aslında bu anlattığım pek çok şey diğer meslek grupları için de geçerli aslında. Burada genel olarak iş hayatı sakin, rahat, huzurlu, aşırı bir hız yok.
Aşırı bir stres, gerginlik yok. Gerçekten iş ve hayat dengesini çok güzel tutturmuşlar. O anlamda gerçekten kolaylıkla Türkiye'den sonra adapte olacağınızı ben düşünüyorum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.